Dostlar selamlar. Tam 2 saat önce Arduino firması Arduino Pro IDE Alpha'yı tanıttı. Bayağı gelişmiş özellikleri var. Ben de çok az birkaç dakika inceledikten sonra hemen sizinle paylaşayım istedim. Videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi Arduino Pro IDE'nin gelişmiş özellikleri var. Ee, bizim diğer IDE'yi hatırlıyorsunuz. Düz bir editör ekranı vardı ve altta da sadece işte hata kodlarını vesaire takip edebileceğiniz şeyler vardı. Burada işler biraz değişmiş. Ee, öncelikle en sevdiğim özellikten başlayayım ayarlar kısmına geldiğimizde burada temalar eklenmiş Ve en sevdiğim Dark tema eklenmiş 3 tane tema var ben en çok Dark'ı seviyorum Dark'tan başlayalım Bunun dışında Şuraya geldiğimizde Burada bütün klasörleri Beraber görebileceğimiz bir ekran var Ve buradan yeni bir Folder oluşturup yeni bir Klasör Diye bir isim vereyim Bu klasörün içerisine ki nereye koydu ha bunun içine koymuş. Bu klasörün içerisine de yeni bir sketch tanımlayalım. Biraz yavaş çalışıyor. Muhtemelen ilk sürüm olduğu içindir. Açılması da bayağı yavaş bu arada. Yeni bir sketch tanımladıktan sonra böyle bir ekran karşımıza geliyor. Burada yine kod tamamlama özelliği gelmiş. Bu da benim en çok beklediğim, yıllardır beklediğim özelliklerden biriydi. Mesela serial Begin dediğimizde şöyle bir şey geliyor. 9600'ü hemen yazabiliyoruz. Tabi burada noktalı virgülü de otomatik koymasını beklerdim. Bunun dışında mesela bakalım Serial. Yine P'ye bastığımda tabi ki Print'in de en üstte olmasını beklerdim yine. Ee, burada Print diyelim. Mesela Arduino diyelim şöyle. Böyle özellikler gelmiş. Bunun dışında e, yine en sevdiğim özelliklerden bir tanesi e, Buraya bir fonksiyon tanımladığımızda void Selam diyelim Void selam diye bir fonksiyon tanımladığımda hemen şurada Outline kısmında bunları görebiliyorum yani e, Böyle binlerce satır kod yazdığımızda ne neredeydi hangi fonksiyon nerede çalışıyordu hemen tıklayarak Geçiş yapabileceğiz bu bence inanılmaz güzel bir şey Ayrıca şurada bir ön izleme var kod ön izlemesi muhtemelen o da sayfalar arttıkça direkt tıkladığımızda şu an olduğu gibi kodu bize getirecek. Başka sevdiğim özelliklerden bir tanesi, örnek veriyorum şurada noktalı virgülü unuttum ki hata vermedi. Muhtemelen yazım hatalarında olacak. Şöyle bir yazım hatası yapalım. Hemen burada kırmızı çizgiyle bizi uyarıyor. Yazım hatasının nerede olduğunu daha yazarken söylüyor. Tekrar derlemeye gerek kalmıyor. Diğer Arduino'da yani diğer IDE'de, eski IDE'de böyle bir problem vardı. Bunun dışında çok fazla dediğim gibi detaylı incelemedim. Beraber bakalım isterseniz. burada library yani kütüphane yöneticisini buraya almışlar ve buradan hızlıca arayarak ulaşabiliyoruz. Diğerinde en sevmediğim şeylerden yine bir tanesi kütüphane ve kart yöneticisi yani board manager ile library manager çok yavaş çalışıyordu. Burada sanki biraz daha hızlanmış. Örneğin bir GPS yazıp arayalım. Hemen burada GPS ile ilgili kütüphaneler geldi. Burada yükleye bastıktan sonra işler hızlanacak. Onun dışında bir de burada Board Manager'a bakalım ki ilk geldiğinde Arduino Uno bile yüklü değildi içerisinde. Başka şeyler yüklüydü ama Arduino Uno ile ilgili olan kısım yüklü değildi. Bunu kendim elimle yükledim. Diğerleri muhtemelen bunları da benim eski IDM'den aldı. Çünkü ben biraz önce bir Windows bilgisayarı kurup denediğimde içinde hiçbir şey yüklü değildi. Sadece Arduino IDE, Arduino Uno, işte Leonardo gibi standart kartları yükleyerek ben devam etmiştim. Ee, yine en güzel özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar git desteği gelmiş. Yani biz doğrudan kendi çalıştığımız çalışmalarımızı git'e kaydedip e, bulutta saklayabiliriz verilerimizi. Yani lokalde çalışmak zorunda değiliz. Bence bu da çok güzel bir şey. Bunun dışında şuradaki arama butonu çok güzel olmuş. Diğerinde Ctrl F yaptığımızda kodun ortasında bir arama ekranı çıkıyordu ve bu işi zorlaştırıyordu. Bunun burada olması gerçekten çok güzel olmuş. Bunun dışında gelin beraber yine göz atmaya devam edelim. Ee, burada bir de Advanced mod diye bir mod gelmiş. Buna tıkladığımda ki niye e, Light temaya geçti tekrar, onu bilmiyorum. Buna tıkladığımızda bu Advanced mod oluyormuş. Advanced mod ekstra neler var bilmiyorum. Hatta şu an sanki daha az Advanced oldu gibi. Evet, biraz önceki Advancedmiş, doğru. Bu şu an basit görünüme geçmiş olduk. Ee, tekrar tema bozuldu. Şu an demek ki Alfa olduğuna göre e, böyle hatalarda çok normal. Bunun dışında başka terminal eklenmiş. Terminalde ne yapacağız bilmiyorum. Yani bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. Ee, muhtemelen başka dil destekleri de gelecektir. Yani Arduino IDE dışında Arduino'nun kendi yazılım dili dışında diğer yazılımlarla çalışma desteği de geleceği için belki bunlar o zaman lazım olabilir. Bunun dışında Bakalım şöyle, Outline, Output, Problems. Bu neymiş? Problemler. Ha, problemleri burada görebiliyormuşuz. Output kalsın. Ee, bunun dışında bunun ne olduğuna bakalım. Ha evet. Bunu bunu zaten biraz önce görmüştük. Source Code Kontrolü. Ee, daha sonrasında Bakalım. Bunlara baktık. Bunlara baktık. Yani şöyle bir kısaca özetleyecek olursam. Eee Temanın dark tema gelmesi, kod tamamlama özelliği ki bence müthiş bir özellik. Bunu da yine deneyebiliriz. Bunun dışında işte Hatalı kodların nerede olduğunu göstermesi, burada Outline'ın olması Gibi özellikler benim dikkatimi çekti ama şu an alfa versiyonu olduğu için muhtemelen bazı şeyler problemli çalışacaktır. Biraz önceki gibi mesela modu değiştirdiğimde tema Eski temaya döndü. Mesela burada da basit bir şey yapalım. Ee, mesela led yakacak olsak ne yapardık? Pin moda bastığımda Ki burada yine şey olsa güzel olurdu pin numarası burada da işte input output vesaire olsaydı daha güzel olurdu Mesela ben elimle şöyle yapayım taba basıyorum yana geçiyorum Böyle yapalım burada noktada virgülü eklemesini yine beklerdim Buraya da Yine digital write yazalım Dijital yazdım hala Bir şey çıkmadı neden bunu yaz yaz bitmedi nedense ee, buna da şöyle diyelim daha sonra. Dile yazdığımda da bir şey çıkmadı onu da tamamlamadı bu kod tamamlamadı demek ki gayet güzel çalışmıyor şu an için tekrar Digital write yazdığımda evet bunu yaptı onu da muhtemelen daha önceki yazımdan tanıdı 13. Low diyelim, bakalım bu sefer şeyi tanınacak mı Dileyi? Evet, Dileyi tanıdı. Ama onu da yine bir yazım olarak tanıdı bence. E, çünkü bunun e, tamamlamaya çalışmadı. Yine burada mesela Serial Print diyelim, Serial ve bunu da tanımadı. Bu kod tanımlama ile ilgili bir problem oldu. Biraz önceki modu değiştirdiğimizde e, buradan da anlıyoruz ki Alfa versiyonu hala müthiş çalışmıyor. E, müthiş bir stable versiyonu en kısa sürede bekliyoruz. Şu an hızlıca şeye de bakabiliriz buradan. Klasik mod, dual mod diyor. Ee, yine bir e, kart yöneticisi ve kütüphane yöneticisi varmış. Kart listesi. Ha evet oraya da bakalım. E, ben buradan çok hoşlanmadım ama buraya gelip kartın adını yazıp seçebiliyoruz. E, ama burada portlarla ilgili yine bir problem var. Bazı insanlar kullanabilmiş ama daha 2 saat oldu. Ben 2 saatte 2 bilgisayarda denedim. Portları göremedim. E, onun dışında bakalım başka neler varmış. Daha sonrasında basic auto completion e, arm target only demiş. Arm'la bir alakası olmadığı halde Arduino bunu yapıyor. Mesela MKR serisine de e, bulut desteği vermişti Arduino Cloud, Cloud'da. Diğer e, Arduino'lara vermemişti. Böyle ilginç şeyler yapabiliyor. Ama biraz önce ben Arduino Uno seçtiğim halde e, otomatik tamamlama yapmıştı. Serial monitör zaten var. Git integration'ı gayet güzel bir özellik bunu söylemiştim. Dark Mode'u söylemiştim. En kısa zamanda da Debugger gelecekmiş ki yine bu armla alakalı bir şey olacaktır. Ee, ondan sonra Arduino Create Editor e, senkronizasyon özelliği gelecekmiş. Ee, ondan sonra üçüncü parti e, pluginlere de bir destek gelecekmiş. E, ve C++'tan başka da dillere yine destek gelecekmiş. Yani bu başka dillerle ne yapılacak? Onlar ayrıca mı geliştirilecek? Arduino'ya destek verecek mi ki sanmıyorum. Ne olacak bunları göreceğiz. Onun dışında burada Linux, MacOS ve Windows versiyonları var. Mac ile Windows versiyonu arasında da biraz fark vardı görünüm olarak. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. En kısa zamanda bir stable versiyon çıktığında çok daha detaylı bir inceleme videosu paylaşacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.